Ha? Bu saatten sonra bırakamam, zor buldum. Hayır ben bırak demiyorum da yani bu kadar ahlaklı, edepli bir program olur mu canım? Ne hallere geldik? Öyle bir, öyle bir ama zamanın ruhu böyle galiba. Baksana bunlar herkes evleniyor işte görüyoruz deli gibi millet evleniyor. Neydi? Sen hatırlarsın hemşire 90'larda filan neler vardı? Onunla ama koş 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 ne oldu? Koş koş şimdi... <laughs> <laughs> ya ne hale geldik ya? Ha? İşte öyle oluyor. Yani mesela ben bakıyorum şimdi bu magazine falan arada. Yani herkes mesela işte bu çift diğer çiftin doğum gününü kutlamaya gidiyor. <laughs> Sonra bunlar işte evet. ne o öbür çiftin e, yavrusuna baby shower ya, bilmem nesine Sen gidiyorlar. Sen yapamadın diye sıkılıyorsun değil mi bu durumda? Hayır ben hepsi bunların oldu fakat ben bunların hepsinden tiksindim. <laughs> <laughs> bu ondan sonra bunlar onun doğum günü bunun nikahındalar falan daha bakıyor yaş grubuna bakıyorsun komün hayatı. 20 ile tabii. 30 arasında ama mesela yaz boyunca düğündeler Evet. Düğünlerdeler. Ondan sonra işte hep apartman daireleri alınıyor. Karı koca beraber apartman dairesi alıyorlar. Karı koca bir apartman dairesi alıyorlar. Sonra o diğer karı kocalarla düğünlerine var. helikopterle falan. o eve bakmak. Hayır, hayır. <laughs> onlar başka canım. Yani bunlardan böyle müthiş konservatif bir şey çıkacak gibi geliyor bana. Böyle bir nesil çıkacak. Ya böyle. da tam tersi olacak. Çocuklar çılgın olacak. Alfa çocukları, sizin bebeler. Seninkisi Z'ye şey, giriyor Z, ama da evet Z, çok Z ama ya. ama yok bizi Alfa diyorum ben Z'den ümidi kestiğim için Alfa'nın ben bunların bebeleri ben Z'den seninki çok falan ümitliyim. ha ben Z'den çok ümitliyim çok acayipler. Şaşkın. Çok şaşırtıyorlar ne yani. Ne mesela ne de acayipler. <laughs> çok iyi mesela tablet mi kullanabiliyorlar? Benimki o kadar düşkün değil o işlere ya. Ha, benimki de değil Allah'a şükürler i̇şte, olsun. Demek evet. ki oluyor. Ya, tabii ki canım her neslin müthiş tipleri var. geri Gerizekalıları var yani. Enteresanlar yani. Hı? Enteresanlar. Hı. E, çok kendilerine özgü bir duruşları var biz onlar gibi değildik bize otur diyorlardı oturuyorduk kalk diyorlardı kalkıyorduk işte o Şimdi yüzden sapıttık kafayı sana. oynattık sonra bu çocukların da bu çocuklar değil, bu masadan bahsetmiyorum ama sonra e, o çocuklar böyle ya bir fark var bizim anne babalarımız ay bir fark, var. Hayır, bir fark <laughs> var bizim anne babalarımız bizim uykumuz geldiğinde şununla üç sandalyeyi birleştirin ben içeceğim derdi değil mi annemiz babamız evet. biz devam ediyoruz derdi <laughs> Şimdi yani bir iki nesildir eyvah çocuğun uykusu geldi kalkalım diye gidiliyor. Aradaki bariz fark bu. Çocuğun uykusu geldi çocuğun canı sıkıldı bak çocuğun canı sıkıldı. Mümkün mü gittin annene babana ben sıkıldım dedin filan. Öyle bir Biz şey mi diyemezdik? Ya cesaret edemezsin. Çöz. Dersen de yersin tokadı çok yani. Tabii. Şimdiki çocuklar evet bu ben anlamda. Ben sıkıldım deyince bütün her şey, herkes koşturmaya başlıyor. <laughs> Çocuğa tablet verelim, bir e, şey evet, verelim, bir eline bir şey olurum. verelim Ama işte falan bu ya. Çok uzman var, çok araştırma var. Her kafadan bir ses çıkıyor. Aslında her kitabın, kendi her çocuğun kendi kullanma kılavuzu var. Hiçbir çocuk birbirinin aynı değil. Ya bir de yani işte. Ama ben... verilen tavsiye aynı aslında. Ne? Her anneye her babaya aynı şey söyleniyor mu çocuklar başka ama şimdi anne baba şimdi hep çocuğu götürüyorsun pedagoga da Hayır, kaç kişilikle kaç için. kişiden duydum pedagog diyor ki sen çocuğu boş ver biz seni Aynen, alalım öyle. tedavi ediyor yani Aynen, şimdi öyle. anne babalar öyle oldu Çünkü hayatını yaşayamayan, kendi kimliğini çocuğun kimliğiyle uğraşmaktan kendi kimliğini yok etmiş anne babalarla i̇şte dolu. dengeyi kurunca senin çocukluğun nasıl geçti sokaklarda değil mi evet sokakta oynadım yani sokağa şimdi artık çıkamıyor gel. ki şimdi artık çıkamaz bir halde evet yani sokaklarda evle... üreterek yaratarak kendi oyunlarımızı o zaman adam akıllı oyuncaklar da yoktu bir şey de yoktu evet. şimdi sokakta oynayabilen çocuk çok şanslı bu çocuk. bu X'in X'in siyahi e, insanlarla ilgili yani kendi ee, soydaşlarıyla ilgili söylediği şey çok dikkat çekicidir. Ee, i̇taat eden e, siyayilerle ilgili e, yani fare benzetmesi yapmıştır. Kendisi için tarla faresi deyimini kullanmıştır. Diğerlerine de ev faresi demiştir. İtaatkar olanlara, beyazların, kayıtsız şartsız beyazlara itaat edenlere. Bu e, ev faresi ve tarla faresi meselesi hakikaten sokakta oynayan çocuklar ve evde e, oynayan çocuklar arasındaki fark gibi yani o yüzden evde oynayan evde büyüyen çocuklar itaatkar oluyorlar. İtaatkar. Bence en büyük Ama sorun bu. Ama şimdi şöyle bir şey var. Evde büyüyen çocuklar aslında bilgisayar başındaki çocuklar. Evet. Aslında yan, daha da yanıyor. Yani. Da yan. e da ebeveynlerinden yani. de daha da yan. Ama ana babanın çok işine geliyor. Çünkü Ana baba, çok kolay önüne bir tane bir şey E Çok yap. kolay tabii çocuğun yolunu gözlemek gibi değil. Bir de kişilik çatışmayla oluşuyor. İşte onu söylüyorum. Çocuğu yani. saldın çocuğa bir kimlik giydirdin evde. Dedin ki işte ya bir e, inançla ilgili bir kimlik ya ekonomik kimlik. şuba <laughs> mısın, işçi sınıfı mısın, şu musun, bu musun her neyse. Ya da... Ee, ırksal bir kimlik giydirdin ee, çocuğu anlattın sen şöyle zekisin böyle hoşsun biz böyle bir aileyiz şöyle bir aileyiz şudur budur saldın çocuğu sokağa kız oynadı orada kız arkadaşlarıyla ya da oğlanlar neyse oğlanlar da top oynadı bilmem ne o çocuğun da kimliği sokağa çıktığı andan 45 dakika içinde sınanıyor ve çocuk Aynen. sokaktan aynı kimlikle dönemez evet, evet. Ya orada dayak yer ya hakarete uğrar ya kimliği sınanır. Ertesi gün ya bir daha sokağa çıkar işte çok. tabii ki o. Evet. Şimdi Hayatı. daha çocuğun kimliği sınanmadan çocuğu kendisine benzer tiplerle aileler falan beraber tatil köylerine götürüp evet. falan filan küçük gruplar oluşturuyor sonra emniyetli gruplar. Aynen. Ondan sonra o gruplarla beraber oynatıyorsun ne diyorsun çocuk üniversiteyi bitirmiş şaşkın. Evet. Doğru. Ne yapsın? Doğru, doğru. Çocuğun kabahati değil ki bu. Doğru. E şimdi. Ama birazcık da hayat gidiyor. Bak, özür dilerim, sözünü Hoş kestim. Doğru. Çok basit bir örnek. Ee, ben çocukken işte anneannemin evi İhla e, Ihlamur'daydı. teyzemin evi Çırağandaydı. Ben buradan çıkarken teyzeme arardım. Ben yola çıkıyorum diye. Hmm. İşte orayı yürüme mesafem vardı. Hani oradan Beşiktaş'ın içinden, Balıkçarşısı'nın arasından, hmm. BKM'nin önünden. Hmm karşıdan karşıya geçip teyzeme yürüme payım. Arada bir tane kırtasiye vardı. ki oranın vitrininde bir takılırdım Tabii beş sokak dakika. sokak cadde de geçerdi. O Ama o zaman da mesafe... güzel kızdın. Değil mi? O yürürken de. Çocuktum ama ya bu söylediğim küçükken. Kaç yaşındasın? 10 yaşında. 12. Ben yaşında. ilk okula kendim gidip gelirdim yani. Tabii. Evet. Bak şimdi 10-12 yaşında ben ciddi bir mesafeye yürüyordum ve o mesafeyi yürüme süren belliydi. O 5 ileri 5 geri kabul edilebilirdi. O sürenin dışına çıkınca bir panik olunuyordu. Hani nerede kaldı bu? Allah başına bir şey mi geldi? Bugün ben suyu, işte biraz sonra 14 yaşında olacağım. Maşallah. Ben suyu bugün o mesafede yürütemem. Korkarım. Evet ama aslında yürünür. Yani aslında biraz abartıyoruz da. Evet aynı dünya değil. Ama biraz da abartıyoruz. Ama işte arabadan korkarım. Adamın yolda... Yahu dönüyor, korkmuyorlardı. Korkmuyorlardı. Benim evet, evet. annem babam Ama ayrılmıştı. O zaman da bu kadar manyakça araba kullanan Beni... yoktu. Bu kadar araba yoktu. İlk, i̇lkokul çıkışında kaçırmaya kalktılar. Aha. Evet. Ondan sonra çünkü anneannemle dedemin özellikle ikinci dedemin parası boldu bilmem ne falan herhalde Ay, onunla tamam. ilgili bir şey. Kaçırmaya kalktılar. Ben bir şekilde bunların elinden kurtuldum. Böyle nefes nefese perişan bir halde geldim geldim filan bütün aile... Bana bak, seni kaçırsalar geri getirirlerdi zaten. Evet. <gülüyor> Kesin. <gülüyor> Anneannem de toplandı herkes falan filan böyle bir işte bir konuşuldu edildi filan. Ondan sonra ben ertesi gün okula nasıl gittim? Yürüyerek. <laughs> sonra bunu o sırada annemin haberi yok annem geçenlerde dedi ki annem de Allah ömür versin işte 85 yaşında <laughs> geçenlerde dedi ki ben sana çok iyi annelik yaptım dedi <laughs> tabi dedim beni dedim bu kaçırmaya kalkmışlardı ilkokul 3. sınıfta dedim evet duydum ben o olayı dedi <laughs> peki dedim ne yaptın çok sinirlendim dedi böyle bir şeyin olmasına dedi. dedim niye sinirlendin hani Bayağı geç duymuş da Hı. dedi o şeye yapmamışsınız polise dedi suç duyurusunda bulunmamışsınız dedi. Niye dedim bu önemli? Ya başka bir çocuğu da kaçırırsalardı dedi. Lan bizzat beni kaçırmaya kalktılar <laughs> ya işte. <laughs> ya ama sen kurtulmuşsun bir sana bir bak, şey olmuş ya. Evet ama işte çok haklı bak şimdi o yıllardaki kafa şu o yıllardaki kafa dünya ile kucaklaşan bir kafa. Yani bugün mesela herkese her şeye çok önem veriyoruz ya güya bugün işte. Lütfen evde çöpleri sizin evinizde mutlaka vardır. Kağıtlar buraya, şişeler buraya, bilmem buraya. Çöpleri ayırıyoruz, arıtması bilmem ne, ağaçlara sarılma. Yalanda olan kimsenin aslında şeyi düşündüğü yok. Eski bizim anne babalardaki toplumculuk falan. Doğru, Kadını, Doğru. Kadının çocuğu. Yani şimdi şey nerede var? Nerede öğrenci hareketleri var? Yok değil. Var ama nerede hani dünyayı değiştireceğiz nerede dünyayı değiştireceğiz nerede abi telefonu nasıl upgrade edebiliriz değil mi yani ver susuyor zaten ver ne istiyorsa evet. al susuyor zaten nerede dünyayı değiştireceğiz e abi, nerede bir mesela şey söyleyeceğim. Yani isyan hiç... nerede başlıyor karşına zorluklar geldiğinde şimdi dünyayı düşünme nerede yeniyim ben yeniyim burası mılan dünya nerede bir dakika dur daha bebeydim altıma yapıyordum filan büyüdüm de. hani değil mi nerede işte e, tuvalet eğitimini aldım filan biz daha 12, 13. anarşist ruhluyduk yani. ya. e, işte o zaman da bu, bu yaşlı Okan beğenmiyor gençleri oluyor hayır sadece şunu soruyorum abi niye bu kadar itaat diyorum yani itaat neden çünkü sokakta sınanmıyor çünkü öyle sınanmıyor. yetiştiriliyorlar evet. onun için sen yarından tezi yok sen de siz de <laughs> çocukları, çocukları salın hocam mesela salın geri geleni büyütürsünüz biz böyle büyümedik mi? Doğru Bizim ailede Doğru. geri gelen büyüyordu. Sen Hele ki, seninkini salabiliyor musun? Hayır. Ama bunları düşünüyorum. düşünüyorum. Sen niye salamıyorsun? Sende de aynı korkular var. Aynı innişler. Ya Herkesin şimdi o VR gözlüklerinin takıldığı arkadaş. bir şeye de gidiyoruz yani. O tabii tabi onlar öyle da. bir şey olacak yani e, tabii. işte o sokağa çıkmamak. Aslında başından beri şunu söyleyeceğim hani inziva e, işte Muğla'ya gideceğim oraya. Aslında kendi evin içinde bir oda odada kendi kendine bile inzivada olabilirsin. Aynen, i̇şte anlattığı gibi. Aynen. Çok kalabalığın içinde bile olabilir. Kalabalığın içinde de inzivada olabilirsin ama çocuklar öyle bir hale geldiler ki aslında bunun başında olmaktan ve ellerindeki telefondan hani yanındakiyle buradan sohbet ediyor. Evet. Zaten konu konu... Abi ilkokulda evet. hani şey var ya fasulye nasıl olur? Fasulye nasıl büyüyor? Pamuğa koyalım Pamuk fasulyeyi pıtı pıtı. Çocukları pamukta fasulye gibi büyütüyorsun. Şimdi o yani o zaman onun bir insani bir tabiat ondan nasıl olacak? Bence ben sana söyleyeyim bak önümüzdeki 10 yılda bunlar çok yazılıp çizilecek. Çok fazla konuşulacak. Çünkü her nesil, her nesil anne baba mutlaka majör hatalar yaparlar çocuklarla. ilgili... Elbette. Nasıl bizimkiler doğrusu... bizle ilgili yaptı? Belki ben diyorum ki yani hani şey gibi işte diyetisyenlerin söylediği gibi şimdi ne olduk babacığım? Hani daha kaç sene oldu şeyi bırakalı? Az ve sık yiyinden. Nasıl oldu 16 <laughs> oldu saat daha yemeğine daha nasıl güçlü? gelindi lan? Peki başka bir şey söyleyeceğim. Sen de gülüyor musun buna bilmiyorum ama az ve sık yiyinde zayıflayanlar ne oldu? Hani ya, bu kadar berbat bir teknikti de benim, niye bak sen kaç kere rejim yapmışsın? Ben işte. hepsini bilirim abi. Ya, ya, benim Peki nasıl oluyor dönüşüm, abi? Onla da zayıflanmıştı. Işte. <laughs> Herkesin kendi kullanma kılavuzu var. Bana iyi gelen sana iyi gelmiyor. Sana iyi gelen ona iyi gelmiyor. Aynı şey çocuklar için de geçerli. Babacım olmaz bir ortalama bir genel prensipler olması lazım o zaman kalp ameliyatı yapamaz doktorlar herkesin kalbi farklı e tabi öyle de ama ameliyata giriyorsun çocuklar için de ama böyle toplumda de genel prensiplerle öyle oluşuyor. Kilo verebilirsin yani ben az az sık 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 az yiyinle de kilo verdim 16 saat açlıkla da kilo verdim. İkisi de, İkisi de doğru, doğru mu? Çalıştı. Evet. Evet. Peki niye bu diyetisyenler nasıl kafa buluyorlar Moda bizde? Moda değişmezse nasıl para kazanacaklar? Ha, o zaman bravo. herkes bir öncekini zaten öğrenmiş olacak. E öğreniyor. Sistem değişmeli ki bir yenilik hani olur. Hani sabahları bir kibrit kutusu yeniliyordu. <gülüyor> i̇şte, <gülüyor> i̇şte şimdi öğlen 12'ye kadar yemek yemiyorsun. <laughs> Ama işte bu Ay işte çok salaklar. Hep öyle değil mi? Bir yenilik bulmazsan <laughs> ilaçlar yenilenmezse eskisini almaya alışık oluyorsun. Hep yeni bir şey çıkıyor. Çocuklar için öyle bir şey çıkıyor. Biz ne yapıyoruz? Koşa koşa. Allah çocuklar için bir şey çıkmıyor gidiyoruz alıyoruz başka türlü nasıl Kadın para kazanılacak? Kadın susmuyor olacak? ki programı bitireyim yani işte. <laughs> Ay, beraber sinalım mı Çok çok mutluyum vallahi